Akıllı Tarım'dan merhaba. Ben İrfan Donat. Her salı olduğu gibi Bloomberg TT ekranlarında karşınızdayız. Bu hafta farklı bir konseptle tarımın finansmanını ve finansal okuryazarlığı konuşacağız. Çiftçilerin nabzını tutacağız. Hem de bankacılık tarafından biraz tarıma değinmeye çalışacağız. Bugünkü konuğumuz İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şah İsmail Şimşek. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Şimdi bugün sizinle biraz tarımın finansmanını konuşacağız. Hem de çiftçilere de sorduk. Onların da biraz onlara kulak verdik. Onları da dinleyeceğiz ama isterseniz birazcık tarım sektöründe finansman en önemli noktalardan bir tanesi. Belki de başrollerden bir tanesi. İş Bankası olarak tarım sektörüne nasıl bakıyorsunuz? Burada finansman, tarımın finansmanını nasıl görüyorsunuz? Teşekkür ederim. Öncelikle izleyicilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Biz tarım sektörünü stratejik bir sektör olarak görüyoruz. Bugüne kadar tarım sektörünü banka olarak hep destekledik. Desteklemeye de devam ediyoruz. Tarım sektörüne özel ve farklı bir odaklanma içindeyiz. Sektörün büyüklüklerine baktığımız zaman temel olarak gayri safi yurt içi hasıla içinde tarım sektörünün %6'ya yaklaşan bir paya sahip olduğunu görüyoruz. Yine istihdam içinde %17'yi aşan bir paya sahip, ihracatta da %14'e yaklaşan bir pay aldığını görmekteyiz. Bu haliyle sektörün durumu bizce iktisadi bir mesele değil, aslında bir milli mesele. Öyle yaklaşıyoruz olaya. Tabii tarım sektöründe çok çeşitli ürün türleri, çok çeşitli üretim tipleri var. Örneğin seracılıktan meyveciliğe, yaş sebzecilikten kuru meyveciliğe kadar, küçükbaş hayvancılıktan tavukçuluğa kadar ya da su ürünleri üretiminden mantarcılığa kadar, arıcılığa kadar çok çeşitli ürün tipleri var. Bu çeşitlilik karşısında tabii biz de finans tarafında bankacılar olarak olaya çok yönlü yaklaşmak durumunda kalıyoruz. Farklılaşan ihtiyaçlara katkı veren çalışmalar içinde bulunuyoruz. Tabii üreticimizin, çiftçimizin yakınında olmak, onun durumunu anlayabilmek, halini anlayabilmek, onunla aynı dilden konuşabilmek önemli. Biz bunu sağlamak üzere aslında çok şubeli bir banka olmamızın da avantajını kullanıyoruz. Biliyorsunuz 1300 şubeden oluşan bir bankayız. Türkiye'nin dört bir tarafında faaliyette bulunuyoruz ve üreticilerimizin bize ulaşmaları daha kolay oluyor. Bizim bu şubelerimiz üzerinden üreticilerimize hizmet götürebilmemiz daha kolay oluyor. Ancak bu bir avantaj fakat yeterli değil. Bizim aynı zamanda farklı şeyler de yapmamız lazım. Neler yapıyoruz? Öncelikle ihtisas ve bilgi birikimimizi arttırıyoruz. Bu konuda tarım konusunda yoğunlaşmış eğitimlerden geçirdik çalışanlarımızı. Bugüne kadar 2500 çalışanımızı yoğunlaşmış tarım eğitimlerinden geçirdik ve bu şekilde bu çalışmalar ve yaklaşımlarımızla üreticilerimizde de çiftçilerimizde de bankamıza karşı çok iyi bir teveccüh olduğunu görmekteyiz. İsterseniz detayları da biraz daha konuşacağız ama çiftçinin finansal okuryazarlığı ne durumda? Bir ona bakalım, bankalardan ne bekliyorlar diye. Konya Önder Çiftçi Derneği Başkanı Erol Sözen'le konuştuk. Bakalım çiftçimiz ne diyor finansal okuryazarlık tarafında. Konya'nın Karatay ilçesinin Divanlar Köyü'ndeyiz. Yanımızda da Konya Önder Çiftçi Derneği Başkanı Erol Sözen var. Erol Bey'le birazcık sahada çiftçinin finansal okuryazarlığını konuşacağız, anlamaya çalışacağız. Erol Bey, şimdi üretimden başlayıp pazarlamaya kadar geçen önemli bir süreç var çiftçi açısından kırsalda. Bu noktada çiftçinin Türkiye geneli için söylesek finansal okuryazarlığı ne durumda? Yani bu işi yaparken hesabı kitabı yapıyor mu? Evet efendim, önce teşekkür ediyorum. Çiftçileri kendi arasında üçe ayırmak gerekiyor sizin sorunuza cevap verebilmem için. Birincisi, bugüne kadar anasından babasından gördüğüyle devam eden çiftçilik yapan çiftçi grubumuz var. İkincisi, kendisini yenilemeye açık olduğu halde bilgiyi bulamayan, teknolojiye ulaşamayan bir çiftçi grubumuz var. Üçüncüsü de kendisini yenilemiş, üniversiteyle işbirliği halinde olan ve farkı yakalayan mutlu ve memnun bir çiftçi grubumuz var. İkinci gruptaki çiftçilerimizi yakalıyoruz. Onlar bize uygun ama imkanları ve bize ulaşamadıkları için geride kalan çiftçi grubu
O gruplarda da üniversitelerimizle birlikte, hocalarımızla birlikte, hatta ve hatta eşleriyle de birlikte bilimsel toplantılar yapıyoruz. Üniversitede hocalarımız bitki beslemesini, gübrelemesini, dengeli sulamasını, hangi ürüne, hangi topraktan alacağı NPK, bitki besin maddesi neyse bunları anlatarak o arkadaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Bilgilendirdikten sonra hem sahada o bilgileri uygularken hem derneğimizin ziraat mühendisi olan arkadaşlarımız olsun, hem de üniversitedeki sayın çok değer verdiğimiz profesör hocalarımız olsun, zaman zaman sahada bu arkadaşlarımıza bu bilgilendirmeleri yaparak onların da bir önceki gruptaki arkadaşların seviyesine gelmesine yardımcı oluyor. En çok zorluk çektiğimiz üçüncü grup dediğimiz anadan babadan gören, onları ikna etmek çok zor oluyor. İnsan kaynağıdır. Biz bilgilendirmeden yılmıyoruz. Zaman zaman onların olumsuz tepkileriyle de karşılaşıyoruz. Ona da saygı duyuyoruz. Dediğiniz nokta çok önemli. Özellikle bilginin artık her dönem daha da kıymetli hale geldiğini biliyoruz. Özellikle tarım tarafında nasıl toprak, su, tohum önemliyse bilgi de daha önemli bir ham madde, bir kaynak. Bu noktada çiftçinin hem işte finansal okuryazarlık tarafında hem de finansmana erişim tarafında bankalardan beklentisini. Çiftçilerimiz şimdi oturuyor, bir fizibilite yapıyoruz. Ekmeden önce arazinin büyüklüklerini sınıflandırıyoruz. O büyüklüklere göre ürün desenlerinin tespit edilmesi için bir planlama yapılıyor. O planlamada finansal ihtiyaçlar da ortaya çıkıyor. Çiftçimiz şimdi hasatını yapmazdan önce, ekimini yapmazdan önce hangi ürünü kaç paraya, dekara maliyetini elde ederim, maliyeti bana kaç liraya mal olur, o günün daha kesin belli olmamasına rağmen şu fiyattan satarsam ne kadar kazanırımın hesabını yapıyor. Ona göre ürün desenini seçiyor. Ürün desenini seçerken işte maliyetleri, masraflarını çıkartıyor. Eğer şayet kendisine ihtiyacı olan finans bulamıyorsa o zaman da finansal işte bankalarımızdan ihtiyacı kadar olan kısmı temin edebiliyor. Özel bankalarında bu devreye girmesiyle çiftçi modeli, finansaya ulaşma modeli de daha da kolaylaşmış oldu. Siz biraz önce dediniz ki üretim desende de değişiklikler oluyor. Tabi burada iklimin etkisi var, maliyetin etkisi var, pazar fiyatının etkisi var. Kanola nereden çıktı? Biz az su kullanan, verimi yüksek, efendim masrafı az ürün çeşitleri arasında neler olabileceğini dernek olarak araştırdık. Tekirdağ Önder çiftçileriyle temasla geçtik. Kanolanın buna uygun bir ürün olduğunu tespit ederek 3 yıldır sözleşmeli ekim modeliyle bölgemizde kanola ekimini başlattık. Şahisman Bey, şimdi dinledik Erol Sözen'i, Konya Önder Çiftçi Derneği Başkanı'nı. Tabii o sınıflandırmayı da yaptı. Yani Türkiye'deki biraz biz ona profili sormuştuk, merak etmiştik. Şimdi tarımsal kazançta kredinin de fonksiyonu önemli. Onu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani üreticinin finansal okuryazarlığı her geçen gün daha da önemli hale geliyor ama tabii siz nasıl görüyorsunuz fotoğrafı? Evet. Tabii finansal okuryazarlık hakikaten çok önemli bir gereklilik tarım sektöründe de. Finans maliyetini de dahil ederek aslında toplam maliyetlerinin tamamını sezonun sonunda elde edebileceği bir getiriyi baştan hesaplayabilmelidir aslında çiftçimiz ve üreticimiz. Bunu sağlayabilmek gerekiyor. Üretici zaten kılı kırk yarıyor. Yani ne üretecek, hangi ürüne karar verecek, bu üretim sırasında hangi zirai ilacı kullansa daha iyi ya da hangi gübrede karar kılsam acaba, bütün bunları düşünürken kılı kırk yarmakta. Öyleyse biz de finansçılar olarak aynen onun yaptığı gibi, onun detayında ona sunacağımız hizmetleri şekillendirirken kılı kırk yarıyor olmamız gerekiyor. Finansal okuryazarlıkta kredinin fonksiyonunu daha etkili hale getirmek üzere biz neler yapıyoruz? Biraz onlardan bahsetmek isterim. Mesela kredi talepleri için biz gelişmiş bir hesaplama modeli kullanıyoruz. Hesaplama sistemi kullanıyoruz. Benim de yönetiminde yer aldığım kredi kayıt bürosu bu konuda bir sistem geliştirdi. TARDES isimli tarım kredileri değerlendirme sistemi. TARDES tüm şubelerimizde şu anda kullanılmakta yıllardan bu yana ve çiftçimiz gidip kredi talebinde bulunduğunda 15 dakika içinde sonuç verip çiftçimize kullanabileceği kredi miktarı konusunda
bir sonuç elde etmesini sağlamakta. Biliyorsunuz reel sektörde biz bankacılar kredi değerlendirmesi yaparken işletmelerin mali tablolarından, bilançolarından yararlanırız. Oysa gerçek kişi tarım işletmelerinde böyle bir mali tablo ya da bilanço söz konusu değil, biliyorsunuz. Öyleyse tarımsal üretimin bankacılığa tercümesi anlamına gelebilecek bir araç lazım. İşte TARDES tam böyle bir araçtır. Çiftçi kayıt sistemindeki bilgileri kullanıyor. Aynı şekilde kredi kayıt bürosu üzerinden bankacılık sistemindeki çiftçimizle ilgili bilgileri de kullanıyor. Borçluluk bilgilerini de kullanıyor ve çiftçimizin beyanlarıyla da birleştirdiğimizde şubede bunu 15 dakikalık kısa bir süre içinde sezon gelirini ona söyleyebilir hale geliyoruz. Bu şekilde pratik bir ürün. Tabii finansal ihtiyacı en doğru miktarda ve en doğru koşullarda belirliyor olması aslında burada kıymetli olan. Ne az ne çok. Gerçekten ihtiyaç duyulan miktarda belirliyor olması güzel bir durum. Biz finansal okuryazarlık dediğimizde aslında tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini de gözetmiş oluyoruz. Sürdürülebilirliği gözetmekten kastım da maliyetleri azaltan, maliyetleri minimumda tutan ürün ve hizmetler ön plana çıkıyor. İmece kartımız, İş Bankası'ndaki imece kartımız böyle bir üründür. İmece kartla çünkü çiftçilerimize biz 6 aya kadar varan faiz ödemesiz dönemler ve ödemesini hasat zamanında yapabileceği elastikiyetler sağlıyoruz. İmece üye iş yerlerimizin de sayısı epeyce fazla. Şu anda imece kartlarımızın geçerli olduğu nokta sayısı 12 bin adedi geçmiş durumda. Türkiye çapındaki birçok ziraat odaları, birçok birlikler, akaryakıt firmaları, gübre imalatçıları ve satıcıları, ilaç firmaları girdi olarak alabilecekleri her şeyi imece kartla iyi koşullarda alabiliyorlar. Tabii finansal okuryazarlıktan bahsettiğimizde aslında üreticilerimizin risklerini de dikkate almamız gerekiyor. Zirai işletme dediğiniz tavanı olmayan, hatta duvarları olmayan, korumasız bir fabrika gibi. Bu gerçeği çiftçilerimize hatırlatarak kendilerine Tarsim tarım sigortasını öneriyoruz ve anlatıyoruz. Gerekliliğini anlatıyoruz bunun. Doğal risklere karşı Tarsim'in bir doğal şemsiye olduğunu söylüyoruz onlara. Ve Tarsim ödemelerini imece kartla yapabileceklerini hatırlatıyoruz. Burada da yine 6 aya kadar varan ödemesi dönemler prim ödemelerinde içerebiliyor. Yine son olarak finansal okuryazarlıktan bahsettiğimiz anda aslında çiftçinin sadece bir sezondaki ya da birkaç sezondaki üretimini, oradaki finansal okuryazarlığını değerlendirmek biraz eksik kalır. Aslında çiftçimizin ömrünü düşünerek bizim finansal okuryazarlık konusunu değerlendirmemiz lazım. Burada da Anadolu Sigorta'nın bir ürünü var, çiftçi bireysel emeklilik sistemi diye. Üreticimize sezon zamanında yılda bir defa katkı payı ödemesini sağlayarak sezonda ödeme yapmasını, sezon hasat zamanındaki ödeme ile emekliliğine şimdiden hazırlık yapabileceği, emekli olabileceği bir sistem sunuyoruz. Son olarak bir şey daha söyleyeyim. Bizim İşte Kobi sayfamızda tarım uzmanlarımız soruları cevaplıyorlar. Orada gerçek kişi üreticilerimizden, işletmelerimizden gelen sorulara baktığım zaman daha çok hibe ve destekler konusunda sorular sorduklarını görüyorum. Oradan da anlıyorum ki aslında üreticilerimiz finansal okuryazarlığa çok da uzak değiller. Bu konuda bilinçli olduklarını dahi söyleyebilirim. Artık bilinçli olmak da zorunda kalıyorlar çünkü hakikaten üretim her geçen gün daha riskli hale geliyor. İklim bir taraftan, maliyetler bir taraftan. Çiftçinin finansman yönetimini nasıl yapıyor sorusunu, neyi baz alıyor, beklentisi neydi, onu bir de Konya'da yine çiftçilik yapan Sabit Tanır'a sorduk. Bakalım Sabit Bey ne diyor bu konuda. Yanımızda bir diğer çiftçimiz Sabit Tanır var. Sabit Bey'le de yine tarımdaki finansman yönetimini biraz sizinle konuşalım istiyoruz. Çünkü hakikaten her geçen gün daha önemli hale geliyor. Üretimden başlayarak pazarlamaya kadar. Siz nasıl yapıyorsunuz bir çiftçi olarak maliyet yönetimini? Yani neyi baz alıyorsunuz? İşte ürünün maliyet, üretimdeki maliyetini mi, pazar fiyatını mı, yetiştirme koşullarını mı? Ne çıkıyor ön plana?
Ön plana bizim girdilerimiz çok önemli. Biz maliyet hesap yaparken girdilerimizi ön planda tutuyoruz. Bir karşılaştırma yapsak kanolanın üretimiyle diğer daha önce ürettiğiniz ürünler arasında böyle bir maliyet farkı çıkıyor mu ciddi anlamda? Tabii ciddi anlamda maliyet farkı çıkıyor. Ben kendi adıma mısır tarımı yapıyordum. Ağırlıklı mısır tarımı yapıyordum. Ama mısırın bu 2018-2019 üretim yılındaki girdileri masrafı daha fazla olduğu için üretim desenimizde kanolayı soktuk 2-3 senedir. Kanola üretimine geçiyoruz. Buradaki maliyet farkını anlatmam gerekirse atıyorum bir dekar mısırı ürün hasadı edeseye kadar ki masrafımız yaklaşık 1000 TL civarında. Ama kanolanın bir dekarı hasat edeseye kadar ki masraf 400 TL civarında kalıyor. Peki bir de şey soracağım. Bir çiftçi olarak hani buraya geldik. Bir beklentiniz mesela finansman tarafında bankalardan ne çıkan bir beklentiniz var mı? Hani biz bu işleri yapıyoruz ama işte maliyet tarafı önemli bir nokta hakikaten. Evet. İşte iklim değişikliğinin mutlaka yansımaları oluyor üretim tarafında. Pazarlama tarafında zaman zaman sıkıntı olabiliyor. Evet. Bir çiftçi olarak beklentiniz neler? Finansman yönden beklentilerimiz bankalar bunu yeteri kadar karşılıyor gibi gözüküyor. Şimdi üretici kartları diye bir sistem çıktı. Bu konuda da biz faydalanıyoruz. Yani çalıştığımız firmalar bunlara bize işte 3 ay 5 ay gibi şeyler yapıyor. Faizsiz ödeme şekilleri sunuyorlar. Bunları da kullanıyoruz tabii. Diğer girdileri öz kaynaklarımızdan yapıyoruz. İşte bir seneki ürünlerden elde ettiğimiz hasılat bir kısmını bahara ayırıyoruz. Onunla devam ediyoruz. Sistem bu şekilde yürüyor. Finansmanı konuşurken finansal okuryazarlığı bir de çiftçinin davranışları da çok önemli. Şimdi geleneksel olarak Anadolu'da çiftçinin yeniliklere ya da işte bu tür üretim desenindeki çeşitlilik olsun yaklaşımı nasıl? Çiftçinin yaklaşımı biraz daha katı çiftçimiz. Yani iki gün anlatsam bile bir bitkiyi çiftçiye yol kat demezsin. Ama o bölgesinde ekildi de onu gösterirsen çiftçi daha kolay inanıyor. İlk bizim bu kanola denemelerimizde köyün delileri yaptı. Ben de o delilerden biriyim. Yani aslında diyorsunuz ki tabii söyleyince çok ikna olmuyorlar ama evet. Gördüğü zaman bu ürünün iyi yetiştiğini, işte para ettiğini, ya bu sadece kanola için değil birçok alanda da hayvancılık tarafında da muhtemelen yeni bir teknik geliştiği zaman ya da başka bir bitkide aynı şeyi gözüyle görmesi, yaşaması lazım evet. Herhalde. Aynen öyle. Şimdi Sabit Bey'in de söyledikleri önemli, dikkatimi çekti. Üreticilerin finansman ihtiyaçları kullanım yerlerine göre farklılaşabiliyor. Yani bu konuda nasıl bir yaklaşım sergilemek lazım, nasıl bakmak lazım? Evet, aslında finansal okuryazarlıkta en sık düşünülen, en yaygın yanılgı neyin finanse edildiğinin bilinmiyor olması. Üretici tüm finansman ihtiyaçlarını aslında aynı kefeye koyuyor. Finansçılar olarak bizlerin yapması gereken de uygun vadeye göre, uygun geri ödeme vadelerine göre bu ihtiyacı, bu finansman ihtiyacını ayrıştırmak. Bizim yapmamız gereken aslında bu. Her ürünün aslında farklılaşan bir hasat zamanı var. Öyleyse ona uygun bizim sunacağımız ürünün de buna paralel olması lazım. Buna uygun olması lazım. Stratejimizi biz İş Bankası olarak şöyle belirledik. Doğru ihtiyaç için doğru finansal aracın doğru miktarda kullandırılması. Stratejimiz bu. Ürün yelpazemiz geniş. 21 farklı tarım ürünümüz var. İmece kartımız var. Sigorta ürünlerimiz var. Tüm bu ürünlerimizle ve geniş saha kadromuzla biz ürün yelpazemizdeki bu genişliği üreticilerimize götürerek finansal okuryazarlıklarını kuvvetlendiriyoruz. İsterseniz bir de hayvancılıkla uğraşan üreticimize bir kulak verelim. Orada da yine üreticimiz Hazım Sezer. Bakın o ne diyor küçükbaş hayvancılık tarafı için. Tarım sektörü açısından finansal okuryazarlığı konuşurken tabii işin sadece bitkisel üretim tarafına bakmak olmaz. Bir de hayvancılık tarafına bakalım istiyoruz. Yanımızda da hayvancılıkla uğraşan üreticimiz Hazım Sezer var. Hazım Bey, şimdi maliyet dediğimiz zaman ilk akla gelen şey hayvancılıkta yem. İşçilik, ondan sonra yine canlı materyal tarafında. Siz
bir yani finansal okuryazarlığı konuşurken maliyet yönetimini nasıl yapıyorsunuz? Öncelikle hoş geldiniz. Biz de tarım ve hayvancılığı ikisini bir arada götürmek istiyoruz. Bitkileri üretiyoruz ama su maliyetleri, elektrik maliyetleri de fazla olduğundan hayvanlarımız da şu anda küçük başta getiri olarak az geliyor. Ama yapmak zorundayız. Halk elinde ıslah amaçlı sürüleri yetiştiriyoruz. Devletimiz tarafından çok güzel, çok iyi bir proje. Yalnız bu projeyi elde aşım yapıyoruz, tartıyoruz, bir sürü emek sarf ediyoruz. Bu sarf ettiğimiz emeklerden sonra kuzumuzu belli bir döneme getiriyoruz. Satma aşamasında ıslah ettiğimiz hayvanlarımızı bir şekilde diğer hayvanlarla birlikte mezbahalara, kesmanelere götürüyoruz. Hiçbir farkı olmuyor. Halbuki ıslah edilmiş hayvanlarımızı devletimizin bizlerden alıp diğer çiftçilerimize ıslah etmiş koyunlarımızı, kuzularımızı vermesi gerekiyor. Daha iyi projenin yürüyeceğine inanıyorum. Finans açısından kesimhanelere gittiğimizde kesimhanelerimizde bir uygunsuzluk görüyorum. Hayvan kestiriyoruz. Kesilen hayvanın değeri, kesim ücreti bu, sakatat ücreti bu diye aradaki fark çiftçiye yansıtılması gerekiyor. Zaten yem fiyatları aşırı yükseldiğinden kar edemiyoruz. Bir de böyle zarar ediyoruz. Burada bir standart olması lazım diyorsunuz. Evet. Üretici olarak biraz daha belki açmak istersek bankalardan beklentiniz var mı? Elbette bankalarımızdan beklentimiz var tabii. Biraz da hayvancılığın satma dönemlerine göre kredilerin o şekilde, kredilerin şu anda çok yüksek olduğu, yem kredilerinin biraz daha geri çekilmesini talep ediyoruz, istiyoruz. Şimdi baktığımız zaman hem bitkisel üretim hem hayvancılık tarafında farklı dinamikler var ve birbirleriyle de etkileşim halinde. Size o yüzden soracağım, şimdi tarım sektörünün finansmanı konusunda daha farklı yaklaşımlara mı ihtiyaç var? Ne düşünüyorsunuz? Genel olarak baktığımızda biz tarım bankacılığında 3 önemli bileşen görüyoruz bankacılık tarafında. Bir, üreticiye hem hayvancılıkta hem bitkisel tarafta üreticiye yakın olmak. İkincisi, yüz yüze iletişim kurabiliyor olmak. Üçüncüsü de bunun için bu ilişkiyi destekleyecek nitelikte, kalitede, organizasyon ve teknolojiye sahip olmak. Şimdi biz 56 tarım yetkilimizle 52 ilde toplam 329 şubemizin eşlenikliği ve desteğinde köylerimize doğrudan hizmet götürüyoruz. Bu arkadaşlarımızın tek işi bu. Sadece buraya doğrudan hizmet götürmek. Bu ekiplerimiz bir yıldan daha kısa bir süre içinde, yaklaşık 10 aylık bir sürede 2 milyon kilometre yol kat ettiler. Yaklaşık 20 bin köyü ziyaret ettiler bugüne kadar. Diğer yandan farklı yaklaşımlar anlamında bilinç arttırmaya dönük olarak tarım sohbetlerini ve çiftçi buluşmalarını sürdürüyoruz. Mobil şubelerimizle doğrudan üreticinin ayağına her türlü hizmeti, aslında şubeyi götürüyoruz. Bunlar çok önemli çalışmalar bizim için, yaklaşımlar. Diğer taraftan tarım çalıştaylarımız var yaptığımız. Aynı zamanda banka içinde de bunu sürdürüyoruz ve değer zincirinin hangi aşamasında finansmana ihtiyaç duyulabileceğine dair çıktılar, raporlar elde ederek bunu işlerimizde kullanıyoruz. Bir de o zaman son olarak isterseniz Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Süleyman Soylu'ya derim. Tamam. Çünkü Süleyman hocamız da yine çiftçilerle bir arada çalışıyor, nabız tutuyor. Bakalım o ne diyor bu konuda. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Süleyman Soylu var. Süleyman hocam aynı zamanda Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı. Kendisi de sahada çiftçilerle, üreticilerle birebir çalıştığı için ona da birazcık çiftçiyi soracağız. Yani özellikle finansman tarafında, finansman yönetimini nasıl yapıyor çiftçi ya da tarımsal okuryazarlık, finansal okuryazarlık noktasına nerede, onu aslında biraz soracağız. Hocam, şimdi üretimden başlayan pazarlamaya kadar geçen bir süreç var ki her geçen gün işte risklerin arttığı, o riskleri yönetmenin zor olduğu bir dönemden aslında geçiyoruz. Çiftçi sizin gözlemlerinizle finansmanını nasıl yönetiyor? Finansal okuryazarlık noktasına nerede? Evet, gerçekten çok önemli bir noktaya parmak bastınız İrfan Bey. Şu anda belki de bizim tarımımızın %50 sorunu çiftçilerin finansman ve finansmayı yönetme konusundaki bilgi eksikliği veya bu konuya yeterince önem vermemesi. Aslında verimlilik ve kalitede ciddi mesafe aldık. Bugün işte Konya Tarım Fuarı'ndayız. En yüksek teknolojik alet ekipmanları kullanıyoruz. Yüksek verim alıyoruz. Bir defa ihtiyaç analizini çok doğru yapamamakta. İhtiyacı olmayan alet makinaları almakta veya
halen ihtiyacını gören alet makinaları gereksiz yere değiştirmekte. Bu da kendini ciddi anlamda, finansman anlamda zorluğa sebep olmakta. Çiftçilikte verim ve karlılığın sadece tarlada üretmekle bitmediğini, özellikle girdilerin en ucuz maliyetle temini ve bir sonraki sezonda bu finansman kaynaklarının en verimli, karlı şekilde temin edilmesinin de çiftçinin karlılığında %25 bir pay sahibi olduğunu ifade ediyoruz. Bir yıl işler kötü gittiği zaman çiftçi artık o çarkı döndürmemeye başlıyor ve bu da ciddi anlamda üretimi riske sokmaktadır. Bu anlamda biz çiftçilerimize şunu öneriyoruz: mümkün mertebe öz sermaye ile girdilerini kullanma. Tabii ki gerektiğinde kredi kullanacak, farklı finans kaynaklarına başvuracak ama bilhassa %100 tamamen kredi veya borçla bir üretim tarzı kesinlikle çiftçiyi bir çıkmaza sokuyor. Bu konuda daha duyarlı olmalı lazım. İhtiyacı olan gübreyi, tarım alet makinasını, sulama ekipmanını ihtiyacı kadar ve en uygun kaynakla temin etmenin yollarını aramalı. Gerek. Önemli nokta aslında Süleyman Hocam da değindi. Son 30 saniyemiz, evet, eklemek istediğiniz şey var mı? Şunu söyleyeyim, biz İş Bankası olarak tarım bankacılığında yaygın ve kalıcıyız. Tarım sektörünün geleceğine, üreticilerimize güveniyoruz, onlara inanıyoruz. Finansal okuryazarlığı kolaylaştıran dijital olanakları da içeren yeni uygulamalarımız olacak. Yakın zamanda bu konulardaki gelişmelerden sizler de haberdar olacaksınız. Bu programa katılarak fikirlerimi beyan etmeme izin verdiğiniz için size de ekibinize çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz paylaştığınız bilgiler için. Sizlerin vesilesiyle de hem de biraz sahanında nabzını tutmuş olduk. Çok teşekkürler yayına katıldığınız için. Sağ olun. Bugün Akıllı Tarım'da İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şah İsmail Şimşek'le birlikte tarımın finansmanını ve finansal okuryazarlığı çiftçi açısından değerlendirmeye çalıştık. Önümüzdeki hafta farklı bir konu ve konukla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.